etrafınızda böyle çok fazla işsiz var mı? Oh, gırla. Sayısız. Yani çevremde çok fazla iş arayan eşim, dostum, arkadaşım var. TÜİK verilerine göre Haziran ayı iş gücü verilerinin bir ayda 823 bin kişi azaldığı belirtildi. Yeni rakam 2021 yılı Haziran ayında 3 milyon 399 bin kişi olarak güncellendi. İşsizlik oranları artmıştır. Her şey yalan. Ne diyeceğiz ki? Yalan söylediklerim hepsi yalan. Hiçbir şeye inanmıyoruz biz. Asla inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Sokakta yaşayan biz. En ince detayı görebilen biz. Her şey ortada yani. TÜİK'in açıklaması %100 doğrudur diyebiliyor muyuz? İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi. İstihdam oranı ise 0,9 puanlık artışla %44,9 oldu. Haziran 2021'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,6 oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %44,9, iş gücüne katılma oranı da %50,2 olarak kaydedildi. Ekonomide mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı da %22,4 olarak ölçüldü. İstihdamdaki salgın etkilerini azaltmak için Nisan ayında Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı getirilmişti. 1 Temmuz'da bu yasağın kalkmasıyla işten çıkarmalar yeniden başladı. Sonuç olarak plansız ekonomide yeni işsizler ordusu yolda. İşsizlik ülkenin en büyük sorunlarından biri. Özellikle gençlerin kanayan yarası. Eskiden meslekler yeteneğe göre seçilirdi. Şimdi ise gençler iş bulma olasılığı yüksek meslekler seçiyor. Yani hepimizin var bence, sadece benim değil. Ve KYK borcumu ve işsizlik sorunu falan hepsi dert yani, ne yapacağımı tam şu an için düşünemiyorum. Hatta öğrenim sorusun değil, haftaya bile ne yapacağımı düşünemiyorum yani şu an. Giremiyorum, adam tecrübeli arıyor. Ben nerede tecrübe kazanacağım da iş sahibi olacağım? O yüzden hani işverenlerin bu konuda hani biraz daha sağduyulu mu desem bilmiyorum ama hani biraz daha anlayışlı olmaları gerekiyor. Öte yandan TÜİK'in Mayıs 2021 verilerine göre Türkiye'de 1 milyondan fazla üniversite mezunu işsiz var. Onlar da kendi alanlarında iş gücüne katılmayı bekliyor. Bir taksiye bindim. Uluslararası işletmeyi bitirmiş. Adam taksi şoförlüğü yapıyor. İşverenler gençlerin iş beğenmediği, bu nedenden dolayı işsiz kaldığını söylüyor. Bakın gençler bu işe ne diyor? İngilizce bilsin, uzun süre tecrübesi olsun, iyi bir yerden mezun olsun, iyi bir üniversiteden mezun olsun. Her şeyi çok iyi yapsın ama maaş vermeye gelince asgari ücretle işe başlasın. Öyle bir sistem yok aslında. Yani iş yerini geliştiren şey aslında çalışanlar. Çalışanlar ne kadar gelişirse iş yeri ona göre üst seviyelere çıkar. Fiyatların artmasından kaynaklı olarak geçim sıkıntısını devreye soktuğumuz zaman 3000 lira 4000 lira maaşla çalışmayı kimse hak etmiyor. Herkes zengin olmayı hak ediyor. Artık herkes fırsatını bulup kaçmaya çalışıyor ülkeden. Dolayısıyla da hiç iyi gitmiyor. Gidişat iyi değil yani bizim için.